İçeride birileri bağırıyordu. Lütfen bize tecavüz etmeyin, lütfen bize saldırmayın dediklerini söylüyorlar ve insanları bu şekilde hassasiyetlerinden yakalamaya çalışıyorlar. FETÖ'nün nihai amacı Türkiye'deki FETÖ operasyonlarını 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında yürütülen bütün FETÖ operasyonlarını Fethullahçı terör örgütüne yönelik bir soykırım olarak tanımlatmak. FETÖ bu nedenle Türkiye'deki mahkemelere çoğunlukla başvurmayıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden istediği kararları alamayınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'na bile iftira ettiler. Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta size FETÖ'nün terör örgütü PKK ile ortaklaşa kurduğu bir kumpastan bahsedeceğim. Turkey Tribunal, yani Türkiye Mahkemesi. Türkiye Mahkemesi FETÖ'nün geçtiğimiz yıl açıkladığı bir oluşum. Belçika'da eski siyasetçilerden, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından, Birleşmiş Milletler'de görev almış profesyonellerden oluşan bir sözde mahkeme. Zaten kendileri de diyor, bu mahkemenin herhangi bir mahkumiyet verme, bir yaptırım uygulama gücü yok. Sadece ahlaken yargılayacağız ve Türkiye'nin soykırım işlediğine dair yasal prosedür için elimizde bir kanıt olacak. Bu mahkeme nasıl kuruldu? Geçtiğimiz yıl açıklandı. FETÖ firarileri yurt dışında bir mahkeme kurulacağını ve Türkiye'nin işkencelerinin bu mahkemede yargılanacağını açıkladılar. Mahkemenin raportörleri arasında o dönem şu an Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Barosu, FETÖ'nün yurt dışındaki bazı mahrem imamları vardı. Sonra Şebnem Korur Fincancı raportörler arasından çıktı ve Türkiye'de bazı isimsiz avukatların yer alacağı, yurt dışındaki firari PKK'lıların olacağı, mesela bunlardan bir tanesi Faysal Sarı Yıldız, eski HDP milletvekili, aracında silah yakalandığı için yurt dışına kaçan, PKK'ya yardım ettiği açık olan ve PKK'lılığını da gizlemeyen bir isim. Bu isimlerin tanıklıklarıyla FETÖ ile beraber PKK'lı isimlerin de konuşacağı bir mahkeme kurdular. Bir sözde mahkeme. Bütün bu tantananın amacı şu: FETÖ Türkiye'de kendilerine uygulanan operasyonları bir soykırım olarak tanımlatmak istiyor. Biz bunu geçen sene Ekim ayında işkence iddialarıyla ilgili çektiğimiz videoda anlatmıştık. FETÖ'cülerin işkence iddialarının ne kadar saçma sapan olduğu, ispattan uzak olduğu ve bazen kapıyı açık bıraktılar, pencereyi çarptılar gibi hayali iddialarla oluşturduklarını anlatmıştık. Detaylara girmeyeceğim. Fakat FETÖ bir yıldır planladığı bu duruşmalara başladı ve bu duruşmalarda bazı isimler açıklama yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de 6 ay kaçırıldığını iddia eden, daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından işkenceye uğradığını anlatan bir isim. Gördüğü işkenceleri anlatırken cinsel tacizle tehdit edildiğini söyleyip işkence odasına giderken bazı kadınların bize tecavüz etmeyin diye bağırdıklarını açıklıyor. Burayı biraz açmak istiyorum. FETÖ'cülerin işkence iddialarında kendilerine yönelik herhangi bir cinsel saldırıdan bahsetmiyorlar. Çünkü bunu ispatlamaları gerekiyor. Onlar hep içeride birileri bağırıyordu, lütfen bize tecavüz etmeyin, lütfen bize saldırmayın dediklerini söylüyorlar ve insanları bu şekilde hassasiyetlerinden yakalamaya çalışıyorlar. FETÖ bu mahkeme için 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana uğraşıyor aslında. Yurt dışında bunun için çok ciddi miktarda bağış topladılar. Yurt içinde de FETÖ'cülerin mağdur edildiğini sürekli iddia ettiler. Bu iddialardan bir tanesi FETÖ'nün Kırgızistan imamı Orhan İnan'dı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye'ye getirildi ve FETÖ'cüler işkenceye maruz bırakıldığını iddia ettiler. İşkence delilleri aynen şöyleydi. Orhan İnan'ın fotoğraflarında tırnakları uzadığı görülüyor. Bu işkence gördüğünün ispatı. Şaka yapmıyorum. Bir insanın göz altındayken tırnaklarının uzaması nasıl işkence gördüğünün ispatı olur? Bunun takdirini size bırakıyorum. FETÖ'cüler mağduriyet edebiyatını sadece gözaltındaki isimlerle yapmadılar. KYK mevzusuyla da yaptılar. KYK'ların açlığa mahkum edildiğini, KYK'ların zor durumda olduğunu, KYK'ların aslında hiçbir suçu olmadığını iddia ettiler. En son geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabımızdan duyurduk. Bir FETÖ'cü
FETÖ nedeniyle ihraç edilen bir KYK'lı başka bir KYK'lıyı insanları dolandırdığı için afişe etti. Yani bu paylaşımda kendisi de KYK'lı olan şahıs başka bir KYK'lının ismini vererek insanlardan para topluyor. En son piyasadan 50 bin lira toplamış. Bu dolandırıcıya itibar etmeyin dedi. Yani açlıkla mahkum edilen, soykırıma maruz bırakılan, ölüme mahkum edilen KYK'lılar sosyal medyada kendilerini mağdur göstererek yurt içindeki ve yurt dışındaki isimlerden para topluyorlar ve bu para sadece bir hesabın sadece bir seferde topladığı para 50 bin lira. Bu insanlar mağdur olduklarını iddia ediyor. Bu insanların mağdur edildiği siyasi partiler tarafından açıklanıyor. Bunun ne kadar büyük bir mağduriyet olduğunu size bırakıyorum. FETÖ'cülerin Belçika'da kurdukları sözde Türkiye Mahkemesi'ne meşruiyet kazandırmak için attığı yalanlardan bir tanesi de Bankasya'dan yolu geçenlerin bile hapse atıldığı iddiası. Bankasya meselesi oldukça uzun olduğu için sadece şu kadarını söyleyeyim. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Bankasya'ya para yatırmanın hangi şartlarda suç teşkil edeceğine dair uzun bir içtihadı var ve tek başına Bankasya'ya para yatırmak örgüt üyeliği için yeterli bir delil değil. Başka delillerin de olduğu bir ortamda FETÖ'nün para yatırım talimatı verdiği bir tarihte olağanın dışında para yatırırsanız ve örgüte iltisakınızın olduğu başka deliller varsa ancak o zaman delil teşkil edebiliyor. Yani siyasi parti liderlerinin ortaya attığı gibi Bankasya'ya para yatırdı, hapse girdi, Bankasya'da fatura ödedi, hapse girdi. Bu tür şeylerin hepsi tamamen bir palavra. Bankasya meselesinden bahsetmişken Bankasya meselesi de gündeme getirilerek oluşturulan başka bir mağduriyet oyunundan bahsetmek istiyorum. Kamuoyunu günlerce meşgul eden Ayşe Özdağ'ın hapse girme meselesi. Ayşe Özdağ'ın kim? Kısaca anlatalım. Kocası İlker Özdağ, FETÖ'nün Isparta il imamı, kendisi FETÖ'nün Isparta kadın yapılanması sorumlusu ve Antalya'da yakalandılar. Yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi. Cezaevinden 4 gün sonra hastalığı nedeniyle hastaneye sevk edildi. 12 gün sonra cezaevinde kalamaz raporu verilerek cezaevinden çıkartıldı. Ayşe Özdağ cezaevinden çıktıktan sonra duruşmaları devam etti ve FETÖ üyesi olmaktan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı. Kocası da 13 yıl hapis cezası aldı. Dosyası Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay cezayı onadı ve Ayşe Özdağ'ın sosyal medyada görünmesi başladı. Ayşe Özdağ kanser hastası ve kamuoyunda hep şu şekilde lanse edildi ilk başta. Kanser hastası bir kadın sadece Bankasya'ya para yatırdığı için hapis cezası aldı ve cezaevine girecek. Sözde insan hakları aktivistleri devreye girdi. Ayşe Özdağ'ın herhangi bir suçu olmadığını, suçsuz yere hapis cezası aldığını, üstelik kadının kanser hastası olduğunu, kanser hastası haliyle cezaevine gönderileceği ve cezaevinde bu kadının hayatını kaybedeceği, Türkiye'nin bu zulmü yapmasına gerek olmadığı detaylıca anlatıldı. Vicdan satanlar olduğu, ahlaktan ve erdemden bahsetmeyin bir daha diyenler oldu. Fakat Ayşe Özdağ'ın kendi konuşmasında bir şey vardı. Ayşe Özdağ, kocam cezaevinden çıksa bana baksa ne olur? Kocamın ne suçu var ki? Ben sadece baylok kullandığım ve bir yurdun sorumlusu olduğum için ceza aldım ve cezaevine girmeyeyim, ben cezaevine girersem öleceğim dedi. Ama her konuşmasında da kocasının cezaevinden çıkması gerektiğini, kendisine bakması için kocasına ihtiyacı olduğundan bahsetti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada Ayşe Özdağ'ın cezaevine girme durumunun şu an itibariyle olmadığı, kendisine bir hastaneden cezaevine giremez raporu verildiği, bu raporun adli tıba gönderildiği, adli tıbbın Ayşe Özdağ'ını görmek istediği fakat Ayşe Özdağ'ın hastalığı nedeniyle adli tıba gidemeyeceğini beyan ettiğinde adli tıbbın tamam o zaman ilgili hastaneden şu tetkikleri, ilave tetkikleri de yapsın. Biz ona göre rapor vereceğiz dediğini açıkladı. Ve bir anda Ayşe Özdağ'ın cezaevine girmeyeceği anlaşılınca bu sözde insan hakları aktivistleri, bir tanesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ayşe Özdağ'ın cezaevine gireceğini unutup kocasının cezaevinden çıkması gerektiğinden bahsetti. Ona göre kocası siyasi bir suçluydu ve siyasi suçlu olduğu için bir yıllık ceza erteli alamıyordu. Tekrar söyleyelim. Ayşe Özdağ'ın kocası İlker Özdağ, Fethullahçı terör örgütünün Isparta il imamı olduğu için
13 yıl hapis cezası aldı. Kendisi bir terör örgütünün il sorumlusu ve bu nedenle cezaevinde. Bütün bu mağduriyet oyunları aslında işkence videomuzda bahsettiğimiz üzere FETÖ'nün Türkiye'yi soykırımla suçlamak için geliştirdiği bir plan. FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt üyelerinin işkenceye uğradığını ısrarla tekrarladı. Bu söyleme Türkiye'de açıkça destek verenler oldu. Bu destek verenlerin kimliği nedeniyle bazı insanlar gerçekten bu durumun yaşandığını zannedip duruma insani bir refleks göstererek tepki gösterdi. Ama gerçekler er ya da geç ortaya çıktı. İşkence iddialarının içinin boş olduğu, mağdur edildiği iddia edilen insanlara aslında her türlü kolaylığın sağlandığı ortaya çıktı. Peki FETÖ bundan vazgeçecek mi? Vazgeçmeyecek. FETÖ'nün nihai amacı Türkiye'deki FETÖ operasyonlarını 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında yürütülen bütün FETÖ operasyonlarını Fethullahçı terör örgütüne yönelik bir soykırım olarak tanımlatmak. FETÖ bu nedenle Türkiye'deki mahkemelere çoğunlukla başvurmayıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden istediği kararları alamayınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'na bile iftira ettiler. Türkiye ile gönül ilişkisi olduğunu, Türkiye'den para aldığını, bu yolsuzluk yaptığını, istifa etmesi gerektiğini iddia ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'na bile iftira ettiler. Niye? Çünkü FETÖ'nün istediği kararları vermediği için. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının PKK'lı teröristleri de yanlarına alarak Belçika'da kurdukları sözde mahkemenin karar duruşması 24 Eylül'de açıklanacak. FETÖ mensupları kurdukları bu sözde mahkemenin amacını zaten baştan ilan etmişlerdi. Türkiye'yi FETÖ mensuplarına soykırım işlemekle suçlayacaklar. Bu mahkemenin bir yaptırım gücü yok. Ancak amaçları şu, bu sözde mahkemeden aldıkları kararla başta mahkemenin kurucusu olan Belçikalı eski siyasetçiyi de kullanarak Belçika'daki İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelerdeki Türkiye düşmanı ve PKK destekçisi, FETÖ destekçisi bazı sol görüşlü milletvekillerini kullanarak Türkiye'yi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etmeyi planlıyorlar. Ve bu mahkemenin, bu kurdukları sözde mahkemenin, bu tiyatronun nihai amacı bu. FETÖ mensupları MİT tırları kumpasıyla Türkiye'yi teröre destek veren ülke sınıfına sokamadılar. Bu sözde mahkeme ve sonrasında atacakları adımlarla Türkiye'yi soykırım isteyen bir ülke olarak yurt dışında kabul ettirmeye çalışıyorlar. FETÖ mensupları 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'yi yıkamadılar. Yurt dışındaki lobi faaliyetlerini kullanarak, yurt dışında mağduriyet oyunu oynayarak Türkiye'yi durdurmaya çalışıyorlar. Ama bunu da başaramayacaklar. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, kumpaslarını, Türkiye'ye yaptığı ihanetleri anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya platformlarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz için teşekkürler.